Yandaki iki araç arasına paralel park yapacağız. Öndeki arabayla önce yan yana duralım, ilerleyelim. Bu arabayı geçiyoruz, öndeki arabaya göre ayarlayacağız. Bu araya gireceğiz şimdi. İki aracın arkası aynı hizaya gelecek şekilde. Biraz daha ileri gidelim. Tamam, dur. Şimdi eğer arabanızda kelebek cam varsa, kelebek camdan baktığınızda yanımızdaki arabanın fren lambasını görecek şekilde. Bakın, kelebek camın içine aldım şimdi fren lambasını. Bu durumda önce birinci adım direksiyonu tam sağ yapacağız. Geri vitesi alacağız. Şöyle göstereceğim. Şimdi iki araba arası biraz dar olduğu için sol aynaya bakacağız. Sol aynadan arkamızdaki arabanın tamamını görene kadar geleceğiz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Biraz daha yavaşla. Bak, şu an arabanın yarısını gördük. Tamamını bir görelim arabanın. Az daha gel. Dur. Şimdi arkamızdaki arabanın tamamını bu şekilde görüyoruz. Baktığımız zaman arabamız yandaki arabadan 45 derecelik bir açıyla ayrıldı. İkinci adım. Tekerleri düzeltelim. Evet. Yandaki, yani araca göre ayarlayacağız. Şimdi gelelim. Yavaş yavaş gel. Aynamız yandaki arabanın fren lambasının üzerine geldi mi duruyoruz. Tamam, şöyle bakacağınız nokta şurası. Sağ ayna yandaki arabanın fren lambasının üzerine geldikten sonra duruyoruz. Üçüncü adım, direksiyonu tam sola çevirelim. Tamamı solda. Evet. Aynaya bakarak, bakın buradan kaldırımla araba arasındaki mesafeyi takip ediyoruz. Buradan baktığımız zaman da arkadaki arabayı, mesafeyi takip ediyoruz. Yavaş yavaş gelelim. Evet, gelelim. Gelelim. Tamam, duralım. Evet, şimdi tekerleri düzeltelim. Tamam, şimdi parkımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz.